program. Tam 100 programdır ekranlarınızda beni izliyorsunuz. Ben size ulaşıyorum. Bana iyi gelen her şeyi size ulaştırıyorum. 100 koca program, 35'er dakikadan ne uzun bir muhabbet. Farkında mısın sevgili izleyicim? Çok heyecanlıyım. 100. programımızda NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde. Bak yine her şey olması gerektiği gibi olmaya devam ediyor. Yeni yıla böyle girmiştik, hatırlıyor musunuz? İki tane mottomuz vardı. Birisi her şey olması gerektiği gibi. İkincisi çok da şey etmemek lazım. İkisini de koyduk mu cebimize? Koyduk. Ve yılın ilk günlerinde 100. programımızı kutlarken en olması gereken isimle program yapacağım için içim 5 yaşında çocuk gibi coşkun. Ona bayılıyorum. Korkusuzca söylemlerine, kadın duruşuna, sesine, sanatına bayılıyorum. İsmi bence tam da olması gerektiği gibi. Başka bir isim düşünemezdim. Birazcık konuşmak istiyorum onunla. Nasıl oldu böyle? O hamur nasıl yoğruldu? Hangi acılarla, hangi mutluluklarla? Nasıl bu kadar ışık saçabiliyor? Geldiği için çok mutluyum. Onunla 100. programı paylaşacağım için ve kutlayacağım için de çok mutluyum. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz? Bu cümle bizi bir yerlere getirecek mi? Biz o cümleye yaklaşacağız mı bilmiyorum ama şöyle bir cümlenin peşinden gidiyoruz. Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz demiş Pablo Neruda. Peki, ama bazen de özür duymak da bir işe yaramaz. Belki özür dilemeyip bir tavırla da özür dilemiş gibi olabiliriz. Ne bileyim, özür dilemeyi bilmeyip sonradan öğreniyor olabiliriz benim gibi. Olur, insanız, her şey bizim için. Ama bunların hepsini kocaman ve çok kıymetli bir isimle konuşacağım. Canım Kalben bugün konuğum. Hoş geldin. Ay! Hoş geldin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin. Daha nice 100 programa senin muhteşem sevginle, kalbinle, bu harika yeteneklerinle, zihninle bizi güneşlendirmeye devam et sevgili Ceyda Düvenci. Oh. Sen hepimizin kalbi oldun. Onu ne yapacağız? Ya rahmetli anamın verdiği isimden ötürü vallahi o hediyeyi o bana vermiş. Ben de o hediyeyi bizim dünya güzeli insanlarımızla paylaşıyorum. Gerçekten adın Kalben değil mi? Gerçek adınız Kalben mi diye konser serimiz var. Bana dinleyicilerin sorular sorduğu. Evet, en çok bu soru sorulur. Benim çünkü de böyle tatlı tatlı cevap verip şarkılarımı böyle tek başıma çaldığım, söylediğim falan daha yeni oldu hatta. Benim adımı değil aslında bütün bugüne kadar dinlediğimiz, sevdiğimiz dünya güzeli sanatçıların isimlerini, onların ülkülerini, hayallerini yaşatalım ve bir inancın parçası olalım. Yani bizim ekipçe şu an artık 2022'den çıkardığımız sonuç bu oldu. Pandemi sonrası özellikle hayatından vazgeçecek kadar değersiz hisseden meslektaşlarımızdan tut, dayak yiyen, şiddet gören, hayatını bu yolla kaybeden meslektaşlarımıza, evet, kadar bizim için müzisyen olarak çok ilginç bir yıldı, evet, ekipçe. Benim için bir insan, bir kadın, işte artık 35 yaşını geçmiş bir sanat üreticisi, bir Türkiye vatandaşı olarak ilginç bir yıldı. Ve burada 100. programınızda sizinle olmak beni çok aşırı mutlu ediyor. Burası harika bir yer ama. Evet. Bayıldım ben buraya. De senin için giyindim. Ben de senin için çünkü giyindim bebeğim. Çünkü sen gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bu saçlar, bu makyaj. Senin için Ceyda. Bayıldım. Senin için. Ya geçti bütün enerjisi. 100. program dedi, ne yapayım? Ne yapayım, tarayıp mı geleyim? Bir şey söyleyeceğim. Sevdin mi kendini böyle? Vallahi çok ben rahat bayıldım. Hissediyorum. Şunu fark ettim. Bizim memlekette daha çocukluğundan itibaren seni kız çocuğu olarak yaftalıyorlar ve hep üzerinde bir tahakküm, bir baskı hissediyorsun. Ben gene de söylüyorum ama önemli değil. Sen de öylesin. Söyleyince de söylüyor insan, dayanamıyor. Vallahi söylüyorum. Ben çok söylüyorum. Da umurumda değil çünkü. 30'undan itibaren hiç umurumda değil. Aynen öyle. Bir de kendime ait bir şeyleri söylüyorum. Canım sıkkınsa, evet, da söylüyorum. Sinirlendiysem, evet, de söylüyorum. O benim söylüyorum. Düşüncem, o benim duygum, o benim deneyimim. Evet. Bunu paylaşıyorum. Aynen. Yaşadıklarımı söylüyorum. Hep mutluluk yok, mutsuzluk var. Bunu da söylüyorum. Şimdi çok mutlu, evet, olunca ay buldun çok mu, sen mi bir tek mutlusun? E tamam, mutluluğun içinde bir şey olunca her şeyi bize mi söylemek zorundasın? Ne tuhaf değil mi? İnsan ne yapacaksın? Yapsan olmuyor. O yüzden her şeyi yapalım. Evet. Onu keşfettim. Yani zaten biz ne yaparsak yapalım, el alem diye bir olgu eğer üzerimize, evet, çökecekse, bizi kendi ahlaksızlıklarını örtbas ederken sırf saçımızı öyle boyadık, öyle giyindik, sevdiğimizle el ele yürüdük diye eğer yargılayacaksa, evet, bu insanların ahlakına ben inanmazken, evet, neden onların ahlakını takip ediyorum o zaman diye düşünüp işte bir yaştan sonra özellikle de bu memlekette ve Orta Doğu memleketlerinde ve bazı kalıpların çok baskın olduğu memleketlerde kadınlar nasıl rahatlamaya başlıyor? Evet.
Çünkü başımıza gelmeyen kalmıyor artık. Bir süre sonra şey diyorsun, ne olacak? Ya zaten bu da oldu, bu da en oldu. En kötüsü ne olabilir? Daha kötüsü ne olabilir? İşte oradan sonra ister saçını boya, ister saçını kes. İster öyle giyin, ister böyle giyin. İster o meydanda yürü, ister bu meydanda yürü. Biliyorsun ki herkesin özgürlüğü için çabalıyorsun artık. Yani senin saçın sadece sana ait bir güzellik unsuru değil. Aslında on binlerce kadının bakıp ya o yaptıysa ben de yapabilirim dediği bir şeye dönüştüğü zaman O bambaşka bir coşku oluyor. Ben artık kendimi çok öyle şahsiye almıyorum. Zaten ben de şöyle bir yerden bakmayı öğrendim zamanla. Bu yorumları yapanların sayısı o kadar az ki Aslında. Dedim ki kendi kendime Ceyda 3 kişi. Hani 3 milyon takipçi, 3 milyon küsur bin takipçinin içinde 4 tane mi var canını sıkan? Gerisi demek ki hadi 50 tane mi var canını sıkan? Gerisi demek ki iyi hissediyor. Senin yol arkadaşın aslında. Evet. Biz olumsuz olana odaklanıp o güzel şeyi kaçırıyoruz. Müzik kariyerimin başında özellikle konserlerde bazen böyle eğlenmeyen bir kişi görüp, esneyen bir kişi görüp, işte hatta hep derim oraya zorla getirilmiş dünya tatlısı Bir insanı görüp kafayı hep ona takardım. Sonlarda, şimdi böyle 8. yılın sonlarında vardığım yerde diyorum ki kalben burada bir kişi var seni seven. Diyelim ki 10 bin kişiyiz ama önemli değil. Evet, bir kişi. Bir. O 10 bin kişinin ruhu da bir kişi çünkü. Biz hepimiz birbirimize o sevgiyi vermek için oradayız. Sonuç itibariyle herkesin gençliği biraz öyle çirkin hissederek, yalnız hissederek geçmiş. Evet. Ne kadar güzel, yakışıklı olsa bile. Herkes babasının onunla gurur duyduğunu söylemesini istemiş. Çoğu baba söylememiş. Herkes annesinin babasıyla mutlu olduğunu, öpüştüğünü, sevildiğini, bir kadın olarak özgür olduğunu, mutlu olduğunu görmek istemiş. Çoğu anneciğin de bunu görememiş. Herkesin akrabalarıyla yaşadığı deneyimler aşağı yukarı aynı. Çoğu insanın maddi durumuna bakıyorum, konserlere gelen sosyoekonomik olarak, kültürel olarak birbirimize yakınız. İnancımız farklı olsa, rengimiz farklı olsa, dilimiz farklı olsa, cinsiyetimiz farklı olsa, kimliğimiz farklı olsa gene de bizi orada buluşturan yara, travma, yorgunluk, dert, umut, hayal, aşk, sevgi o kadar aynı ve ortak ki. O yolla öğrendiğimiz için artık işte o 5 kişi de bizi sevmesin. O 50 kişi bizi sevmesin. 1000 kişi bizi sevmesin. Zaten öyle bir laf var ya, herkes seni seviyorsa orada bir problem var. Bir de şu da var. O insanların sevemediği bir dünyadayım zaten Ben. O sevebilse beni boş ver. Çocuğunu sevecek. Beni boş ver. Ailesini sevecek. Beni boş ver. İşini, iş arkadaşlarını sevecek. Biz insanlara duygularını adlandırmayı öğretsek, biz insanlara başkasının başarısını, mutluluğunu kıskanmak yerine kendi mutluluğunu yaratabilecek araçları geliştirmeyi öğretsek, biz insanlara dilden tut matematiğe, dinden tut edebiyata gerçekten o eğitim programlarını, o sıcaklığı, o yakınlığı versek insanlar öğrenmekten korkar mı? İnsanlar toplumsal olarak gelişmeyi bırak, bireysel olarak gelişmekten bu kadar korkar mı? İnsanlar Ceyda'nın güzelliğine bakıp hayıflanabilir mi? Hayır der. İki tane çocuğunu aslan gibi büyüten, bu kadar yetenekli, bu kadar çalışkan, bambaşka alanlarda, bambaşka rollere bürünebilen şu muhteşem kadına da bak der. Ama onun yerine geliyor, onu diyebiliyor çünkü o sevemiyor. Evet. Sevmek galiba hepimizi kurtaracak. Ben sadece bundan emin olabildim bunca yılda. Sen de öyle oldun değil mi? Sevgi. Evet, yani ne kadar değerli olduğumuzu birbirimize çokça hatırlatmamız gerektiğini Hissediyorum. Sevginin bizi düzlüğe çıkartacağını hissediyorum ben de. Sen çok kıymetli bir yola çıktın. Ben seni aşkla izliyorum. Gerçekten. Yani karşılıklı bir aşk var aramızda. Bakışıyoruz. Bunu biliyorum. Evet. Bülent Bey'e buradan ayıp olmasın. Evet, Bülent'e zaten diyorum 100. programda kalben konuğum. Oo, çok seversin, çok sen onu, ne mutlusundur çok şimdi dedi. Güzel, evet, biz dedim yani çok seviyoruz seni. Gerçekten de çok mutluyum. T-shirtinde proud yazıyor. Proud efendim. Türkçe karşılığı gurur demek. Sabahları şöyle bir aynaya baktığında kalben, gözünün içine bakıp en çok neyinden gurur duyuyor? Ne kadar güzel bir soru. Ve ne kadar bir yakın zaman içinde cevabını aradığım bir soru. Seni çok seviyorum. Hayatta kaldım diye gurur duyuyorum Ceyda. Vallahi Hayatta kaldım diye gurur duyuyorum. Yani ve burada da bizi izleyen dünya güzeli, senin ve bu güzel ekibin sevenlerine de söylemek istediğim şey, bunu unutuyoruz. Sen yine de her gün uyandın, o şiddetle, o tacizle baş ettin, o parasızlıkla, o işsizlikle baş ettin, o korkuyla, o okulla, o öğretmenle, endişeyle, o işverenle, hastalıkla. O endişeyle, o hastalıkla, o pandemiyle, o geciken maaşla, o yatmayan yemek parasıyla mücadele ettin. O diplomayı almak için para biriktirdin, belki gittin okulundan, 2 yıl, 3 yıl sonra diplomanı alabildin, belki hala alamadın. Bütün bu insan hikayelerindeki ortaklıkları müzik yoluyla buldukça dedim ki bizim gurur duymamız gereken şey hayatta kalmış olmamız. Hiç kimseyi bile isteye kırmamış olmamız. Kimsenin cebine, kimsenin kalbine elimizi sokmamış olmamız.
kimseden hiçbir şeyi çalmamış olmamız. Evet. Bununla gurur duyuyorum vallahi. Müthiş bir şey. Nasıl başladı bu yolculuk? Anneye çok düşkünsün. Çok babayla rahmetli. Biraz mesafeli. Şöyle büyüdüğüm evde benim sevgi yoktu. Yani birbirini seven, birlikte uyuyan, öpüşen, böyle mutfak masasında kikirdeyen falan iki ebeveynle büyümedim ben. İstiyorum ki bütün çocuklar öyle ebeveynlerle evet. büyüsün. Evet. Bence bu çok önemli. Çok. Tek bir ebeveynle de büyüyebilir. Hiç önemli değil. O çocukların sevgiye, şefkate ve aşka ihtiyacı var görmeye. El ele tutuşmayı, öpüşmeyi, sarılmayı. Yani o tatlı aşkı görmeye ihtiyacı var çocukların. Yakınlığı, dostluğu. Evet. Eğer aşkı göremiyorsa da. Ben onu da görmedim. Çünkü babamın sahip olduğu bazı karanlık huylar sebebiyle bizim eve gelen giden de çok olmadı. Hmm. Kapanmıştık biraz kendi içimize. Fakat bu iki deli de bana ve devletlerine ve birlikte çalıştıkları insanlara ve özellikle kendilerinden genç olanlara inanılmaz idealist, inanılmaz tatlı ve müthiş düşünce dolu insanlardı. Evet. Dışarıda kötü mı? Kötü huyları olabilir. Evet. Evet, birbirlerine beceremedikleri, bana evlat olarak beceremedikleri şeyler olabilir. Fakat yine de beni bütün insanların eşit olduğu kanunuyla büyüttüler. Beni hiç kimsenin anasının babasının mesleğine bakmayarak büyüttüler. Hmm. Beni kimsenin üstündeki kıyafetlere, ayakkabılara bakmadan büyüttüler. Ve bana özgür olmayı da onların aslında biraz kendi aralarındaki ve bana karşı beceriksizlikleri ve yetersizlikleri ve o karanlık öğretti. Bunu uzun yıllar içinde anlamaya ve daha ziyade sevebilmeye başladım. Çünkü insan gençken biliyorsun hırçın oluyor. Tabii ki. İstiyor yani, ki her şey öyle olsun. Zaten onu soracağım. Hiç mi isyanlı olmadı? Hep bu olgunlukta mıydın? Hiç böyle bir olgunluğum yoktu benim. Ben bu olgunluklara daha yeni yeni geliyorum. Yani sen çok da olgun olma bence. Yani şu içindeki zıpır çocukla yaşa. Ama yani, bunlar çok kıymetli sözler. Ama şimdi onu da görebilmek lazım. Yani seni var eden koşullara da şükran duyabilmek gerekiyor. Evet. Senin babanın hastalığına, senin annenin hastalığına, senin babanın kırıp döktüğü kapılara, senin annenin seni kırıp döktüğü yerlere de saygı duyabilmek gerekiyor evet. ki kendine de anne baba olman gerektiğini öğren. Çünkü bizler bazen yetişkinlikte bütün bu sorumluluğu geçmişimize atıp hiç sorumluluk almadan bana böyle yaptılar, ben ne yapayım? Ben böyle büyüdüm, suç bende değil. Benim başıma bu geldi. Orada şu vardı da biz mi yapmadık, burada bu oldu da biz mi görmedik? Bunlar hep çok mağdur, çok kurban tavırlar ve ben böyle yıllarımı kaybettim. Evet. Kendimi sevmeyen insanlar, şiddet gördüğüm ilişkiler, emeğimin karşılığı olan o bütün o kazançlarımı, yıllarımı kaptırdığım, onların kum olduğu, pul olduğu, iki kuruş olduğu yıllar geçirdim ve bunun temelinde sorumluluk almamam yatıyordu. Tamam, anam babam böyle olabilir. Tamam, senin memleketin böyle olabilir. Tamam, burada kadın katillerinin serbest dolaştığını görüyoruz. O zaman meydan açık. O zaman sesini yükselt. Ne oldu? Ne oldu da böyle oldun bir anda? Kendime hiç değer vermediğimi gördüm. Yani hiç kendimi sevmediğimi gördüm. Kaç yaşında aydın? 32 yaşında çok böyle bir 30'larımın oralarında yani 32-33 oralarda şiddete bağlı ve bütün o emeğimin dediğim gibi yok olmasına bağlı olarak kendimi karşıma alıp oturup böyle niye kendini hiç sevmiyorsun? Sen en yakın arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun? Evet. Hadi onu geçtim, sen komşuna, sen sevdiğin esnafına, sen herhangi bir dükkanda sana bir şey soran bir yabancı böyle mi davranıyorsun? Sen kendine niye böyle davranıyorsun? Niye en büyük düşmanın sensin? Evet. Yani büyüdüğüm evde sevilemedim diye, büyüdüğüm evde o şefkati göremedim diye, büyüdüğüm evde bir prenses olamadım diye. Tamam, o zaman ben kendimi kraliçeler gibi yaşatırım demem. Aslında neredeyse öldürülmeme denk düşüyor. Yani neredeyse kendimden o kadar nefret ettiğim yere. Ha tabii bunu bilerek mi yapıyorum? Hayır. Öğrendiğin İşte o yüzden şey bu. Destek almamız gerekiyor dediğimiz. Evet. Senin de çok güzel bir şekilde burada o 35 dakika çarpı 100 içinde çok güzel evet. vurguladığın bir şey. Bizim toplumumuzun nasıl diyeyim büyük önyargıları, stigmaları var. Gider o parasıyla işte çok alakasız yerlerde bir şeyler harcar evet. ama... Psikoloğa gitmez. Psikoloğa gitmez. Ama senin zihninin de spora ihtiyacı var. Senin evet. vücudunu nasıl pilatese, yürüyüşe, yüzmeye ihtiyacı varsa, senin nasıl sağlıklı beslenmeye, güzel uyumaya ihtiyacın varsa, ki bunu hangi maaşı kazanıyorsan kazan kardeşim, işsiz olsan bile kardeşim, kendine yine de öyle bakman, bir şekilde o küçücük bütçelerle, o küçücük zamanlarla bile kendini sevmeye çabalaman gerekiyor. Bizim ama bu canım Türkiye'm, yani kendini sevmek şımarıklık. Kendine para harcamak şımarıklık. Senin evet. böyle bir hakkın yok. Evet. Ama karanlık şeyleri harcıyorsun sonra. O terapiye gitmediğin için,
o dağdaki o evde iki gün kalmadığın için, o yürüyüşe çıkmadığın için, o deniz kenarındaki çay bahçesinde o çaya iki kuruş vermediğin için sonra gidiyorsun kendini paramparça hallerde buluyorsun. Kimlerin ellerinde buluyorsun, kimlere değer vermişsin, kimlere kendini emanet etmişsin, kimlerle yuva kurmuşsun da aile olmayı umut etmişsin, hiç ilgisi yok. Yani gerçeklikten kopuk. O yüzden hep söylüyorum, destek almak çok kıymetli bir şey. Evet. Başta dostlarımız, dünya güzeli dostlarımız, aslında bizim ruh eşlerimiz onlar. Aslında o dostların, aslında senin ürettiklerin, senin hissettiklerin, konuştukların en büyük eşin, en büyük aşkın. Evet. Ben diliyorum ki böyle bir yere doğru da gidiyoruz. Öyle de hissediyorum. Razı mısın gününden? Vallahi günümden razıyım. Bugünden ele nasıl razıyım? Bir şükür. Güzeli masada senle otur. Peki bu kadar kendiyle yüzleşebilen, iç yolculuğunu yapabilen birisin. Gördüğün her şeyi de insanlara sunmaktan da çekinmiyorsun. Yani kendin de keşfediyorsun ve diyorsun ki hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Bu bende de var. Hadi evet. Gelin birlikte iyileşelim. Ve bir de üretiminde de bunu çok görüyorum. Şarkılarında, şarkı söyleme biçiminde çok garip bir yerden dokunuyorsun hepimize. Bunu bilerek, planlayarak mı yaptın? Seni çok seviyorum. Tekrar söyleyeceğim bunu. Ben de seni vallahi çok seviyorum. Yani bunu ben planlasam, ben daha geçenlerde oturdum. Bir tane şimdi müzik sektöründe bir durumun içindeyiz. Belli bir sound'a hitap eden, belli bir amaca hizmet eden bir müzik üretiliyor evet, bir yerde. Evet. Bu da çok kıymetli, bu da çok önemli. Çünkü bu sektörel gelişmenin ve ekonomik olarak o sektörün kalkınması için önemli. Tamam. İnsanların istihdam edilmesi için önemli. Tabii ki. Fakat bir tarafıyla da bu planlı bir şey ya. Ben gıcık oluyorum planlı evet, şeylere. Çünkü ben çok plansız biriyim diye planlı insanları kıskanıyorum büyük ihtimalle. Kıskanmak değildir o ya. Öyle bir kıskanmak değil hani. Evet, falan değil. Öyle kem göz falan değil de ya bu nasıl planlı bir insan ya. Nasıl oluyor? Çünkü ben tamamen o sırada ne oluyorsa oradayım. Yani hiçbir planım yok. Yarın ne yapacağın konusu konser dışında? Konserlerim hariç benim hiçbir takvimim neredeyse yok. Her şey onun etrafına örülüyor. Şarkı içimden geldiği gibi yazıyorum. Çoğunlukla gitarla yazıyorum. Şimdi minik minik synthesizer, klavye falan kullanıyorum. Bazen böyle sadece mırıldanarak yazdığım da oluyor yeni yeni. Ama şunu gördüm. Yani bu kariyeri planlamadın kalben dedim. Kaç kere bu kariyer bir yerlere gitti, oralardan tekrar bambaşka yerlere doğdu. Kimlerin elinde kaldı, onlardan aldın bu kariyeri. Mahkemeler seni haklı buldu. Sen ama bunu da çok konuşmadın, devam ettin. Bakıyorum, yani planlasam neler olacaktı diyorum. Zaten evet, yani planlasaydın ne olurdu plansız acaba? Plansız o kadar güzel ki ama çünkü. Ama galiba plansız olduğu için bu, böyle. Evet, bu benim maceram. Yani işte tam bu ismin maceram gibi kalbinle evet, gittiğin evet, için yani, meseleye. Birini babama benzetip onun babam olmadığını öğrenmem gerekiyordu çünkü. Babamla sorunumu çözmeyi öğrenmem gerekiyordu. Kimseye emeğimi teslim etmemeyi, işimi kendim yapmayı öğrenmem gerekiyordu. Yeri geldiğinde menajerin oluyorsun, yeri geldiğinde kreatif direktör, evet, yeri geldiğinde bütün o sosyal medyadaki iletişim sana ait. Bu zaten bana ait yani. Boş ver dedim yıllar içinde. Tamam bırakma, kimseye delege etme. Çok sevdiğin bir ekibin var. Herkes görevini yapsın. İlerleyelim o zaman tutturamıyorsan. Yani planlamak çok yeni. Şimdi işte kendime tatil planlıyorum. Çünkü bir yıl boyunca çok çalışmış oluyorum. Yaşasın. Sevdiğim insanları da böyle mutlu mutlu, onları da çalışırken güzel bir alanda görebilmiş oluyorum. Diyorum ki kardeş kendine bir haftalık hadi tatil planla. Oh. Bu kadar ama planım. Tek başına mı? Tek başıma. Sever seviyorum, misin? Çok seviyorum. Ben de severim. Tabii. Hoş bir öğrendik şeydir o. Kendimize sevgili evet, yaren olmayı. O evet, zaman zaten güzel sevgili, o zaman güzel eş olunuyor. Yani kendinle o tatile gittiğinde evet, sonra sevdiğinle gidince çok keyifli oluyor. Evet. Kitabını getirmişsin ama bende zaten vardı. Ben tekrar tekrar imzalıyorum gene de size oğluma efendim, ve kızıma onların evet, kütüphanesine. Melisa ve Okan Ali'ye de gitsin. Evet, Melisa'ma ve Okan Ali'me götüreceğim. Oh. Biraz sert bir kitap tabii okurken. Öyle oldu be. Evet, öyle oldu. Bu senin dokunmak istediğin yerler mi? Senden de parçalar var mı? Bunu sormadan edemeyeceğim. İlk romanlarda sanıyorum ister istemez otobiyografik izler oluyor. Bütün evet, yazarların ilk ürünlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Ben giderek hayal gücümün gelişeceğinden ve edebiyatta çok daha böyle kurguya dayalı eserler vereceğimden de eminim. Buradaki kurgu benim hayatıma giren herkesi içerdiğinden bana dair şeyler de var ama benim bütün sevdiklerim de var içinde. Beni orada ağırlayan dünya güzeli aile de var. Beni burada ağırlayan dünya güzeli tatlı kadınlar da var. Orada benim hamileyken taksinin üzerine sürdüğü dünya güzeli kankam da var. Cinsel şiddet görmüş, bununla baş etmek için hayatında yeni kanallar açmayı öğrenmeye çabalayan dünya güzeli insanlar da var.
hiç ilgi görmemiş, şefkat görmemiş çocuklar da var. Atanmayı bekleyen öğretmenler, mühendisler de var. Bankacı olup da gidip pazarda bir şey satanlar da var. Çünkü ben bu memlekette büyüdüm. Yani buranın gerçeklerinin içinden yazmamam mümkün değil. Evet. O yüzden de aslında benim tanıdığım, sevdiğim, sevdikten sonra beni kıran, beni yok etmeye çabalayan, çünkü kendi de daha iyisini bilmeyen herkes de var yani. Şükran duyduğum kötüler de var orada hani. Ama sonuçta gördüğün ve hissettiğin gözlerin ve kalbin de var bence, evet, bu kitabın içinde. Var vallahi. Peki aslında bunu hiç konuşmadık. Bilmiyorum ekibimle de konuştunuz mu ama bütün müzik kariyerinde en severek söylediğin şarkıyı birazcık mırıldanmanı istesem. Ben çok seviyorum. O kadar tatlı bir soru bu. Ben bir şarkı yazdım yeni. En çok onu seviyorum. Yani öyle oluyor. Çünkü hep böyle en son doğuveren şeyi sevmiş, öyle ona mi vurulmuş oluyorum. Biraz çünkü o benim de aslında müzikle yürüye yürüye, koşa koşa bir mücadelenin içinde geldiğim yeri de bana hissettiriyor. Biraz böyle şey gibi hani aileler ilk çocukta bütün hatalarını yaparlar, ikinci çocuğu evet, çok serbest bırakırlar, üçüncü çocukta artık hani ideal bir yere varılmış olur, o çocuk doğru yetiştirilir gibi bir şey biraz şarkılarda. Sanırım bu aralar en çok hoşuma giden şey... Mikrofon var. Ay, alıyorum çocuklar, izninizle bu güzel ekibi mikrofonunu da alıyorum. Al vallahi al, sen her şeyi yapabilirsin, her şey serbest. Ay söylüyorum, duyuluyor mu çocuklar? Alma götürme bugün, kaybım bende kalsın. Ah hiç görmedik ki biz bahar, taştan tüfekten aşılmaz bu duvar. Çölde açar mı çiçeği? Bir buluta binip gidecek o çiçek, ah be çiçek, görsen. Bu şarkının adı Çölde Çiçek. Oh. Bunu sevgili Dudu Tassa'yla şarkımız bu. Şanssız Mücadeleci'nin de sahibi olan, ben o şarkıyı da Türkçe'ye getirmiştim. Dudu'nun şarkısıydı. Bu da yine Dudu'nun çok vurulduğum, 3 hafta onunla tatillere gittiğim, o dönemdeki flörtümü bitirdiğim falan şarkı. Bu şarkıya aşık oldum ve dedim ki ben bunu Türkçe diline getireceğim bu şarkıyı. Nasıl gelir bu Türkçe'de dile? Ve böyle geldi Çölde Çiçek olarak. Çok heyecanlandırıyor beni, çok seviyorum onu. Gizli aşkımızı 2023'te paylaşacağım dünya güzeli herkesle. Müthişmiş, gerçekten müthiş. Sana bakarak söyleyince daha da başka oldu. Vallahi tabii. İyi geldi. Kalbine sağlık Karben. Demekten yorulmayacağım galiba hayatım boyunca. Bir tane fotoğraf karesi paylaşmanı rica etmiştik. Oh. Bakalım mı birlikte? Bakalım, vallahi yüzümde bakalım. De güller açtı vallahi sayende. Şimdi monitörden gördüm de ne kadar dolu dolu. Bu fotoğrafı bana fotoğraf. Anlatır mısın? Neden? Biz kadın şarkıcı ve söz yazarı olanların, yani kadın ozanların görünür olduğu ve maalesef memleketimizde hep beyefendileri kayırmaya alışkın olan sistemin dışına özgürce kadınları kayırarak çıktığımız bir festival yaratmaya karar verdik. 2019'da başladık. Adı Paradiso. Gerçekten. Burgazada da başladı. Müthiş. Beyoğlu'nda devam ettik. Orada gördüğün gibi Novan orada, Güneş Özgeç orada, Melek Mosso orada, Melis Güven orada, Selin Sümbültepe orada, sevgili Mabel Matiz orada, Lara Dilara orada. Bu fotoğrafa yetişemedi sevgili Melike Şahin de bizimle o güzel sahneyi aydınlattı o gece. Volkan Önol ve Erkan Zekiyar gibi dünya tatlısı müzisyen dostlarımız da bizimleydi. Biz bu fotoğrafta aslında bir hayali paylaşan insanları görüyoruz ve bu tatlı müzisyenleri bir arada görmek de çok zor oluyor. Müthiş. Herkes kendi turnesinde, takviminde, tabii, yolculuğunda, macerasında olduğundan. Ben çok şanslı bir kadınım, söylüyorum bunu artık. Bu dünya güzeli insanlarla aynı yerde bulunabiliyorum. Onlarla müzik icra ediyorum. Onların sahnesinde onları takdim ediyorum ve birlikte şarkılar söylüyorum onlarla. Çok keyif alıyorum bundan. Keşke güzel böyle bir albüm yapsanız hep beraber. Artık albüm diye bir şey kaldı mı bilmiyorum. Biz çok albüm, hep oradaki herkes albümcü. Peki gerçekten Kuzey Ege'ye mi geldin? Komşu mu oluyoruz? Biricik'im, ben Kuzey Ege'nin çocuğuyum. Ay yaşasın. Ben Zeytinliköylüyüm biliyorsun. Ha bilmiyorum. Oralara, oraya rock festivallere gitmeden önce oraların rockçısı bizdik. Yaşasın. Tabii Zeytinli benim köyüm. Aa harika. Dedem orada, anam orada, babam. Yani bütün hepsinin ruhları oralarda geziyor. Ben yaşasın. Kaz Dağları çocuğuyum. Edremit'te büyüdüm.
Ne güzel. Çocuklu özür dilerim, ben bilmiyordum. Bağışla hiç lütfen. Böyle bir tatlılık için özür dileme. Sen güzelliğin gerçekten için bilmiyordum Allah aşkına, bunu. Hiç özür dileyecek bir şey yok. Benim zaten köyüm orası. Harika. Ve şeyi çok utandım. Yani benim bir küçücük toprağımla, bir küçücük kulübemle ilgili bir haber yapılmış. Ama oraya, ben onu öyle çok şey gibi görmedim. Çok huzurlu bir haber geldi bana. Sana öyle geliyor. Ben de öyle ama mi? O gün işte bazen de insana bir şeyi saklamak istediğinde ama saklayamadığında, ama bir şeyi de saklamak istiyorsam, o da bana ait kalsın istiyorsam, bir şey kalsaydı diye düşündüm. Ah. Sonra dedim ki aman boş ver ya. Sen sanki orayı saklayacaktın. Zaten sen orayı sanat kolektifine çevireceksin. Evet, şimdi ben mesela heyecanlandım okuyunca. Yaşasın dedim, komşu oluyoruz. Öyle ben de giderim zaten. Görürüm yazın. Bir de böyle kütüphane, kitap falan, evet. O kadar heyecan verdi ki bana. Öyle olacak zaten. Yani, o yüzden hani işte bir iki yıl orayı hazırlayana kadar bir kendime kalsın demiştim. Ne lazımsa demiştim. Komşuculuk yapalım. Ben hep destek olurum. İmece usulü hep birlikte yaparız, eminim. Yaparız. Ama böyle şeyler duyulsun ya. Bazen onu da kabul edemediğim oluyor. Bazen öyle kendimle çok tekil bir tarafım var çünkü. Haklısın. Orası sadece bana ait olsun istediğim bir taraf var. Sen gene yaparsın kendine ait çünkü. Bir yerde. Öyle dedim sonra. Burasını kolektif burayı bir alan. Burayı dedim böyle güzel kolektif bir alan haline getirelim. Evet, demek çocukların ki orası duyulmak istendi yani. Ben öyle hissediyorum Ceyda. Çünkü çocukların fotoğraf çekebildiği, evet. İlk kez belki gitar gördüğü, ilk kez ukulele gördüğü, ilk kez bir yan flüt gördüğü, aynen. İlk kez belki bir dereden su içtiği, ilk kez gidip de tatlı tatlı o granit taşların üzerinden kaya kaya böyle tatlı tatlı bir gittiği, böyle belki öyle bir ağacı sırtına atıp yüklendiği bir sovada yaktığı. Evet. Yani öyle bir şeye evlenmek istiyorum. Çok küçük bir alan ama üzme kalbini. Küçük de olsun, sen öyle olsun. Bulursun kendi saklı cennetini gene, ama burası da böyle öyle güzel olsun. Herkesin cenneti olsun. Adı da kalben olsun, inşallah. Ne güzel. Yapamazsam da beraber yaparız artık. Yaparız ne lazımsa. Çünkü müzisyen olmak biliyorsun bir sürü sözünü 3 yıl sonra tutabilmektir. Tamam, 3 yıl sonra deriz biz de. 5 yıl hep diyelim yoldayız. Garanti olsun. Garanti ya 5 yıl sonra kendi orada zaman görüşürüz. Olarak da çok sıkıştırdığımı fark ettim. Bunu yapanlar varsa bizi izleyen mutlaka ben vardır. Sen ben de. Değil mi? Bunu yapıyoruz biz. Çok. Kendimize bir sınır koyuyoruz zamanda ve o sınırı tutturamayınca da kendimizi suçluyoruz. Evet. Beceriksiz hissettiriyoruz evet. Kendimize. Ben artık zamanımı hakikaten zaman olarak yaşamak istiyorum. Dijital sayılar 14.17 değil. Onun bambaşka olmuyor mu saate bakmadığında gün? Güneşle uyandığında evet, nasıl geceye olacak o ama? Ben böyle yaşamak istiyorum. Gerçekten. Yani müzik dışında. Benim imkansız. Bir kere her sabah 8'de tabii. Kalkıp çocuğu okula bırakıyorum. Yani mümkün değil. Haftada 3 gün saat 3'te burada oluyorum. Ama kendine o sınırları koymayı bırakabilirsin. Evet. Kendini sıkıştırmayı bırakabilirsin zamanla. Acelenin olmadığını bazen hatırlatabilirsin. Senin zaten Ceyda olduğunu, bunca insanın evet. Güzelliği için çalışıp ürettiğini. Ama işte sorumlulukların arttıkça O hız da artıyor. Evet. O kendini sıkıştırma da artıyor. Evet. O yüzden özellikle burada baş başayken ve bu dünya güzeli insanların karşısında söyleyelim. Evet. Kendimizi çok sıkıştırıyoruz. Evet. Modern insan aslında bir deli. İnsana göre değil bu tempo, bu kadar saat çalışmak, evet. Bu toplu taşıma araçları, bu yollar, bu trafikler. Evet. Nasıl yani olacak nasıl, bilmiyorum. O yüzden gün içinde de bir 10 dakikacık da duracaksa birileri tembellik edecekse Allah aşkına tembellik edin ya. Tembellik edebiliyorsanız edin evet. Canım seyircim vallahi. Ya bu ne kadar güzel bir şey. Evet, bir tane bir böyle bir cümle, bir satır bir şey sevgili istiyorum. Sevgili Neruda tabii beyefendi olduğu için özür evet. Önemli değil diyor. Ama ben bir hanımefendi olarak diyorum ki özür de önemli. Özür çok önemli. Evet. Kalbimi kırdıktan sonra gelen özür doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir diyor. İhtiyaç kalmaz diyor. Ama sen diyorsun ben ki ihtiyaçla, yemek bitse bile o özür ben orada o tuz ihtiyaca gelecek. Bakmam. Tamirata bakarım. Bir insanın kendini ne kadar geliştirip geliştiremediğine bakarım. Sen bencil davranmışsın, düşüncesiz davranmışsın, kaygılı, belki korkak davranmışsın. Belki bilmediğin halde biliyor gibi davranmışsın, beni kırmışsın. Evet. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bir mesaj. Ben o zaman yaptığım şeyin farkına şimdi vardım. Senin gönlünü almak için ne yapabilirim? Hiçbir şey istemesen de olur benden ama bende bir bonus hakkın var. Bitti bu kadar abi. Evet. Bu kadar. Evet. Ben de bu özür dilerim kelimesini çok kolay söyleyebilen biri değilim ama tavrımla verirdim. İster özür dile resmi olarak, istersen bir insanca bir erdemle, bir hediyeyle git. Yani evet, doğru. Sevgini ya da saygını ya da evet. Anladığını göster. Çünkü insanlarda yaraları kalıyor bunların. Evet, doğru. Yaraları kalıyor. Ama gelip de o insandan bunu duyduğunda şöyle oluyorsun. Ha iyi, ben deli değilmişim. Ha iyi, orada kırıldım ya ben. Haklıymış. Tamam, kırılabilirmişim ben. Olurmuş. İnsanız ya. Ya aslında birbirimize insanlığımızı hatırlatıyoruz orada. Evet. Bir özür çoğu zaman şey değil. Kendimi ayaklar altına aldım. Gururumu incittim. Ben özür dilemem. Öyle bir şey değil ki ya. Evet. Hiç öyle bir şey değil yani. Haklısın. Sizi çok seviyorum. Buraya ben ne yazayım ben? Seni yavaş seviyorum. Yavaş. Seni.
Sen çok güzelsin. Sen çok uzun yaşa. Hep sen çok, çok mutlu yaşa. Ol. İyi ki geldin. Öpebiliyor muyum? Öpebilirsin. Artık öpebiliyor muyum? Öpebilir. Artık beni ilgilendirmiyor. Kalbinin dudak iziyle programa devam etmek istiyorum. Böyle kapatacağım. Kalben beni öptü. Dudak izimle programa devam edeceğim. Sana son bir soru soruyorum. Cevabını canım sosyal benim. Medyada yayınlayacağız. Şunu soruyorum aslında. Bir çocuğun olduğunda inşallah aşkla sevgiyle büyüyecek ben eminim. Şartlar ne olursa olsun. Ama kulağında bir cümle sesini bırakmak isteseydin ardından. Ne tatlı hoş bir seda diyor bak ne tatlı. Ne bırakırdını soruyorum programı kapattıktan sonra cevabı alacağım. Tamam. Sen iyi ki varsın. Ya sen iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Güzel ekibine sana bizi izleyen herkese. Evet. Hayranlık. Seni hayranlıkla sevgi, izlemeye yakınlık. Devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ceyda. Ah hayat ne kadar güzelsin. İsmi gibi, tam da ismi gibi kalben. Her şey kalbinde yaşıyor. Sorumlulukları, taktığı şeyler, üzüntüleri, hazları, her şey kalbinde. Ve kalbinde biriktirdiği her şey de sözünde, gözünde, satırlarında. Daha ne olsun canım izleyicim. Bence bugün çok güzel bir gündü. Her tarafımıza çok iyi gelen bir programın sonuna geldik. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Kendinizle çok gurur duyun. Hoşçakalın. Olsun Deniz'in oldu. Canım kalben, yüzümü güldürdün, kalbimi ısıttın. Daha iyi bir 100. program düşünemezdim. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Seni, değerli aileni, sevgili ekibini kocaman kollarımla sarıyorum. Neruda'nın bir kalbi olsa böyle demezdi.